Yine birkaç dakika bekleyelim. Belki gelen olur. 5 gece başlayalım. Arkadaşlar yaklaşık değerlere dikkate alırım. Yani çok abartılı olmadığı müddetçe yani yanlış bir ifade olmasın. Yani saçmalanmadığı müddetçe hani 3 aşağı 5 yukarı problem değil. Ya hoca arkadaşlar şu birinci ders videosunu ben de bulamıyorum. Ben nereye koymuşum onu? Herhalde o sistem güncellemesinde gitmiş anladığım kadarıyla. Bakayım bulayım benim şey o diğer hard diskime yedek hard diskime bakayım oraya mı koydum? Giriş dersiydi de onu işte ben geçen bilgisayara SSD kart şey hard disk taktım. Eski hard diskteki bilgileri ben işte sabit diskime almıştım. Geçen gün baktım bulamadım. Şimdi ben şimdi size şey vereceğim zaten arkadaşlar. Hatta onu söyleyeyim. Şu ders kodunu bakın şu ders kodunu alın. Ben videoları yükledim. Sizi, üniversitenin size vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak Google'a giriş yapın. Oradan Classroom'u açın ve şu ders kodunu yazın arkadaşlar. Bu ders koduyla mikro işlemciler dersine, geçen seneki bir dersler, videolar.
Örnekler hepsi orada var. Bu hafta yani canlı derslerde işlediğim videoları da oraya yükledim. Oradan izlersiniz. Ne diyecektim başka? Unuttum. Yani örnek videolar falan da, örnek uygulamalar falan da orada var. Takılırsınız yani. Evet arkadaşlar başlayalım mı? Önemli. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu hafta gündüz biraz dersiniz belki biraz uzayabilir. Çünkü sabah bayağı uzadı. Hazır olun. Tamam mı? Yani 1,5 saat aralıksız ders işleyebiliriz. Biraz hızlı anlatmaya çalışacağım ama sabahki ders gibi uzatmamaya çalışacağım. Uzarsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu sene arkadaşlar bu uzaktan eğitimden dolayı interrupt'ları haftalara yaymayı düşünüyorum. Yani tüm interrupt'ları bir günde falan değil de hani bir derste falan değil bir hafta değil de birkaç haftaya yaymayı düşünüyorum. Bu nedenle bugün interrupt'lara başlayacağız. Interrupt'ları tanıyacağız. Ve ilk interrupt'umuz olan timer 0 interrupt'ını kullanacağız. Böylece hem timer'lara da girmiş oluruz arkadaşlar. Aynı zamanda uygulama örnek olarak da dot matrix display'lerin basit bir örnek uygulaması ve ödevinizi vereceğim. Gündüz arkadaşlar ödev, fakat ödevleri bana geri göndermeyin arkadaşlar. Siz kendiniz yapın. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu ders gerçekten basit bir ders. Anladıktan sonra, eliniz alıştıktan sonra, mantığını kavradıktan sonra çocuk oyuncağı bir ders. Buna emin olabilirsiniz. Garantisini ben vereyim. Fakat o ilk süreç bir de ön yargılar arkadaşlarda böyle bir bu dersi bir handikap haline dönüştürmüş. Aslında bana göre bölümün en kolay derslerinden bir tanesi. Fakat hani bazı temel konseptler belki ilk görüşte yabancı gelebiliyor. Bunu aşmanın tek yolu arkadaşlar uygulama yapmanız. O size vermiş olduğum işte ders kodunu bakın bir sürü örnek var, uygulamalar var. Geçen seneki tüm derslerdeki örnek uygulamaların kodları var arkadaşlar. Onları teker teker yapın. Bir de orada bazı kodlar uzun. Yani daha kısa halde de yapılabilir. Daha farklı algoritmalar öyle. Hani ilk anlaşılması açısından bazı kodları uzun uzadıya yazılmış. Aslında birkaç satırlık işle de hallolabilir. Bunları yakalamaya çalışın. Tamam mı? Elinizde pik olmak zorunda değil. Proteus'ta çalışan şey zaten kartta da çalışır. Yani o konudan lütfen üşenmeyin. Google açıyorsunuz. Sağ üst tarafta oturma açım var. Görürsünüz orada. Orada kullanıcı adına işte okulunu size vermiş olduğu kullanıcı adınız neyse artık. Mail şifreniz neyse. Biliyorsunuz fatura size Google'la anlaşmalı. Şifre de yine okulda verilen size şifre. Onunla girdikten sonra yine sağ tarafta o 9 tane böyle nokta var. Böyle bir şekil. Ona bastığınız zaman o aşağı tarafta Classroom var. Classroom'a girdikten sonra bu kodu yazıyorsunuz. Derse katıl diye bir şey var orada. Bu kodu yazdığınız zaman derse kaydolursunuz. Orada da görürsünüz kaynakları. Tamam. Hadi fazla uzatmayalım, başlayalım. Arkadaşlar, interruptlar yani kesmeler. Bir insan bir mikro işlemciyle, bir mikro kontrolörle uğraşmaya başladığında aslında öğrenmesi gereken ilk şey şu interruptlar nasıl yapılıyor? Interrupt ayarlamalı nasıl yapılıyor? İlk öğrenmesi gereken şeylerden bir tanesi bu. Son derece önemlidir. Niye önemlidir? Sabahki örneği size de anlatayım. Tabii örnekler çeşitlendirilebilir de. Önce şu masa üstünü paylaşayım arkadaşlar. Şimdi kalem orada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey diyelim. Diyelim ki siz sabah verdi bir örneğin bana bu mantıklı geldi. Aynı örneği bir daha verelim. Siz bir ne diyelim ev güvenlik sistemi tasarlamışsınız. Evin farklı yerlerine şu sizin mikrokontrolörünüz.
Tamam. Evin farklı yerlerine sensörler yerleştirmişsiniz. Tamam. Mesela ne olsun? Su baskın sensörü. İşte ne olsun? Gaz sensörü. İşte pencere açık mesela veya pencere zorlan sensörü. Pencere sensörü diyelim. Yani kapı sensörü. Aynı zamanda bir tane de gitmişsiniz bir portla da işte ne yapıyorsunuz? Klimayı kontrol ediyorsunuz. Klima kontrol sinyallerini gönderiyorsunuz. Hatta bir tane pin yetmez mesela iki tane. Şimdi klima için kullanıyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz. Burada klima sisteminiz var. Yani zaten mikrokontrolörlerin görevi budur değil mi? Yani sizin burada göreceğiniz o sensörler, kesmeler vesaire böyle bir sistemi tasarlayabilmenize yeten yani bu böyle bir yeteneğe sahip olması için temel bilgiler veriyor. Tabii assembly seviyesinden değil. Assembly dille kodlayan artık günümüzde kalmadı. Normal üst seviye Pixie gibi dillerle de bunu çok rahat halledebilirsiniz. Farklı mikrokontrolörlerle de kullanabilirsiniz. Problem değil. Ama hepsinin temel mantığı aynıdır. Günümüzdeki mikrokontrolörler neredeyse tamamında dahili timerları ve dahili şeyleri, ADC'leri geliyor zaten. Yani bu tip sistemleri yapmak son derece basit. Bu işin mantığını bildikten sonra. Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Assembly tek atıyorum. Buradaki assembly'yi görmemizin sebebi öğrencinin makina seviyesinde programlama yapmayı mutlaka ne diyelim tecrübe etmiş olması gerekiyor. O yüzden assembly seviyesinde bu derste programlama yapıyor. Yoksa meslek hayatınızda oturup da kimse size yani çok zorda kalmadığınızda o da belki o da lazım olabilir. Yani ona da denk gelebilirsiniz. Kimse size assembly kod yazınamaz. Ama her bilgisayar mühendisinde mutlaka bilmesi gereken bir şey. Neyse uzatmayalım. Şimdi diyelim ki sizin kodlarınız sürekli ortamı izliyor. Mesela şurada bir sıcaklık sensörümüz olsun. Şöyle bir sıcaklık sensörümüz var şurada. Bu sıcaklık sensöründen veri alıyoruz. ADC'den veri alıyoruz. Ortam sıcaklığını alıyoruz. İçeride klimanın hesabını yapıyoruz. Yani otomatik bir hesaplandırma yapıyoruz. Sıcaklık ne kadar, klimayı hangi seviyede çalıştıracak? Böyle bir sistem yapıyor. Ve şu andaki mikrokontrolörünüzde bunu kontrol ederken sizin şunu da kontrol etmeniz lazım. Acaba su baskını oldu mu? Gazda bir problem var mı? Pencereler açıp güvenli mi? Kapı güvenli mi? Şimdi bir taraftan klimayı kontrol ederken dur bir dakika. Şu gideyim şu suyu, gazı, pencereyi bir kontrol edeyim. Tekrar geleyim seninle ilgileneyim. Tamam saniyenin milyonda bir iş yapıyor ama adamın işi gücü yok. Her arada mesela atıyorum birkaç saat sonra gelip bunları kontrol et. Birkaç saat sonra bir daha gel bakalım. Acaba bir şey oldu mu? Acaba bir şey oldu mu? Sorun var. Sorun mu arkadaşlar? Evet. Acaba bir şey oldu mu? Acaba sensörlerden sinyal geldi mi? Sürekli biraz amiyane tabirle zırt pırt gelip bunları kontrol etmek, sürekli asıl program içerisinde programı kesip buraya gelmek, yani sizin tarafınızdan gelmek biraz saçma olacaktır. Yani otur burada diyelim ki işte çok daha fazla sensör var. İşiniz gücünüz yok. Sürekli bunlarla bir sinyal geldi mi diye kontrol etmek için alt program çağırmak programlamanın mantığına aykırıdır. Ama size şöyle bir özellik verirse ki bu da fabrika çıkışında gelse mikrokontrolünüzün genel bir özelliği olsa arkadaşım sen şunlar için şunlarda bir olay oldun. Arkadaşlar bir de şu kelimeyi arkadaşlar asla unutmayın. Event driven. Tamam mı? Olay tetiklemeli demek. Yani şunlarda bir olay olduğunda, şunlarda bir olay meydana geldiğinde ben sana gerekli sinyali veririm, programı o zaman kes. Gelip zırt pırt bunları kontrol etmene gerek yok dese güzel olmaz mı? Çok güzel olur değil mi? Yani programını siz normalde klima işiyle uğraşıyorsunuz. Sürekli ortamı izliyorsun mesela diyelim mesela. Başka bir işle uğraştığınızı düşünün. Şu andaki sensörlerle ilgilenmiyorsunuz. Ama şu sensörlerden ne zaman birinde bir bilgi gelirse, siz gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tabii, programınız otomatik olarak kesiliyor. Bakın otomatik olarak siz kesmiyorsunuz. Otomatik olarak kesiliyor. Şu sensör veya diğerleri hakkında hangi alt program çalışması gerekiyorsa o program çağrılıp çalıştırılıp tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Alt program çağırmaya benziyor ama alt programı siz çağırıyorsunuz. Yerini, zamanını, ne zaman çağrılacağını siz belirliyorsunuz. Bakın interruptlarda böyle bir şey yok.
Siz gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra bunlar dinleme modunda kalıyor. Bunu sizin yerinize mikrokontrolörünüz dinliyor. Mikrokontrolörünüz bunlardan herhangi birinden bir sinyal geldiğinde, bunlar tabii harici üretimler. Bir de bizim kendi iç üretim interruptlarımız olacağız. Mesela bugün göreceğimiz timer 0 kesmesi bir iç interrupt. Kendi içimize de interrupt üretebiliriz veya dışarıdan da bu interruptları alabiliriz. Bir interrupt üretildiği zaman her interrupt'ın bir flag olacak, bir flag olarak bir bayrağı olur. Bu bayrak bir yapıldıktan sonra, yani tetiklendikten sonra program otomatik olarak yine mikrokontrol tarafından kesilir. Siz bir şey yapamazsınız. Ve kesmenin tipi anlaşılmaya çalışılır. Kesmenin tipi nereden anlaşılır? Geçen derslerde hep bunu sonra göreceğimiz dediğimiz hani o ORC04 vardı ya, bizim kesme adresimiz. Hatırladınız mı? Bu adres otomatik olarak fabrika çıkışıdır. Bir kesme meydana geldiğinde otomatik olarak ORC04'e gider. Ve burada ilgili kesme var mı yok mu? İlgili kesme ile ilgili bir program var mı? Kod var mı ona bakılır. Varsa onlar çalıştırılır. Yine otomatik olarak siz geri döndükten sonra kaldığı yerden devam eder. Kesmenin temel mantığı budur. Yani özellikle event-driven olaylarda, event-driven kontrol sistemlerinde hayati öneme sahiptir. Ve dediğim gibi bir mikrokontrolörle ve bu tip kontrol mühendisiyle uğraşacak arkadaşların en önemli yardımcısıdır interruptlar. Şimdi interruptlar hakkında biraz birkaç slide geçelim. Ondan sonra ilk interruptımızı ayarlayalım. İlk interruptımızla ilgili biraz konuşalım. Pek çok interrupt var. Yani pek çok derken birkaç interrupt var. Bu interruptların tiplerini önce bir tanıyalım. Şimdi burada bir zaman çizelgesi var görüyorsunuz. Zaman çizelgesi sizin kodunuz zaman içerisinde çalışıyor. Belli bir sürede çalışıyor. Bir interrupt meydana geldiğinde programınız kesiliyor otomatik olarak. İlgili interrupt eğer tanımlamışsanız ilgili interrupt kodları çalışıyor. Ve interrupt bittikten sonra programınız kaldığı yerden devam ediyor. Bu süreç otomatik olarak işliyor. Bu sürecin otomatik olarak işlemesi için iki şeye ihtiyaç var. Sizin interruptları açmanız ve gerekli interrupt tanımlamalarını yapmanız gerekiyor. Şimdi bunlardan neyi kastediyorum? Şuraya gelmeden önce şuradan başlayalım. Arkadaşlar, mikrokontrolün içerisinde her sinyalden, her şeyden interrupt üretilmez. Bunun için mikrokontrolör fabrika çıkışında belli başlı sinyallere göre interrupt üretebilir. Siz de interrupt yani kesme üretmek için bu sinyalleri kullanmak zorundasınız. Yani şöyle bir şey yapayım da interrupt olsun benim için diyemezsiniz. Öyle bir durumda sizin o sinyali kendinizin kontrol etmesi lazım. Interrupt dendiği zaman mikrokontrolör tarafından otomatik olarak kontrol edileceği için mikrokontrolörün tanımlı olduğu sinyalleri kullanmanız gerekiyor. PIC 16F877 iki sınıf interrupt var. Bunlardan birinci sınıf basic interrupt dediğimiz temel interruptlar. Temelden kasıt böyle en önemli interrupt anlamda düşünmeyin, tamam mı? Genellikle sık kullanılan, sık tercih edilen interruptlar olarak düşünün. Bunlar, bakın şurada, şunu biraz yaklaştırayım. Bakın şurada timer 0 kesmesi, her birinin özel bir kodlaması var. Zaten siz de yorumlayabilirsiniz. T 0 gördüğünüz zaman I timer 0 interrupt. Sonundaki harf değişecek. Şimdi sonundaki harfi konuşacağız. Timer 0 interrupt'ı, RB 0 interrupt'ı ve RB 4 7 interrupt'ları. Bunlar bizim basic interrupt'larımız. Tamam. Bakın bunlardan herhangi birinde şimdi bu pinleri tartışacağız. Bakın bunlar V kapıları. Bunlardan herhangi birinde bir sinyal üretildi, bir kesme olduğu zaman bakın bunlar bir V kapısına gidiyor. Görüyor musunuz? Bu şu anlama geliyor. Bunlardan herhangi birinde bir kesme sinyalinin olması yeterli. Sinyal oldu mu veya kapısı biliyorsunuz herhangi bir tanesinin bir olması yeterliydi. Çıkışı ne yapacaktır? Bir yapacaktır. Bakın burada bir V kapısı daha var. Basic interruptlardan bir de şurada peripheral interrupt, çevresel interrupt dediğimiz diğer interrupt. Şimdi burayı da konuşacağız. Bunlardan gelen tüm interrupt kesmeleri bir V kapısından çıkışa veriliyor. Dikkat ederseniz buradaki herhangi bir kesme den sinyal geldiği zaman şu uç bir oluyor. Burada da bir V kapısı var. Bakın V kapısının diğer ucu nereye bağlı? GIE, Global Interrupt Enable
tuşu arkadaşlar. Tüm global interrupt dendiğinde şu arkada tanımlı olan interruptların hepsi. Tüm interruptlar enable, aktif olsun mu sinyaline bağlı. Eğer siz global interrupt'ı sıfır yapmışsanız otomatik olarak bu V kapısı ne olacaktır, ne olacaktır arkadaşlar? Sıfır çıktısı verecektir. İster kesme olsun ister olmasın. Çünkü bu V kapısı bir sinyalin sıfır olması yeterli. O yüzden bu şu anlama geliyor. Sizin tüm interruptları kullanmanız için öncelikle şunu şöyle whiteboard'a alayım da orada daha kalemle çizerken daha iyi oluyor. Şöyle yapıştıralım. Evet, şöyle yapalım. Şimdi dediğimiz gibi bakın şu kısım interrupt sinyallerin geldiği yerler. Şu bölge bizim çevresel interrupt dediğimiz çevresel interrupt'ın İngilizcesi peripheral, P kelimesi oradan geliyor. Çevresel interrupt dediğimiz tanımlı sinyaller. Bunlardan bir kısmını bu dönem göreceğiz. Hepsine yetişmemiz mümkün değil. Zaten bazıları nadir kullanılıyor. Ama en çok kullanılanları göreceğiz. Bir de basic interrupt dediğimiz şurada timer 0, RB 0 ve RB47 interruptları. Bunlardan herhangi birisinden bir sinyal geldiği zaman şu arkadaşlar V kapısının uzatılmış hali. Tamam mı? Bir daha V kapısı veya kapısı büyük yapmamışlar. Birleştirmişler. Şimdi arkadaşlar buradan dediğimiz gibi global interrupt'tan arkadaşlar herhangi bir sinyal gelmediği müddetçe siz global interrupt'ı sıfır olarak ayarladığınız müddetçe burada istediği kadar kesme meydana gelsin. Tamam. Hiçbir önemi yok. Çünkü sizin global interrupt'ları pasif etmişsiniz. Ama global interrupt'ı bir yaptıktan sonra bu arka tarafta ister basic olsun, ister çevresel interrupt'lar olsun, hangisinden bir interrupt gelirse bir kesme meydana gelir. Ve bu kesme sonucunda bakın interrupt to CPU. CPU'ya kesme gönder. Tamam mı? Kesme işlemler otomatik olarak yürütülür, programınız kesilir. İşte normal kesme prosedürleri işlenir. Bakın şurada bir şey daha var. Şurayı şöyle göstereyim. Şunu şöyle. Bakın şurada bir tane daha var. Görüyor musunuz? Şurada peripheral şöyle bir şey daha var. Global interrupt gibi. Şurada bir enable daha var. Bakın şu da peripheral interrupt açıyorum şuraya. Peripheral interrupt enable. Çevresel interruptlar aktif olsun mu? Pini, değeri. Bakın şurası da nereye? Bakın arkadaki çevresel değişkenlere, çevresel interruptlara bağlı. Bakın burada bir V kapısı var. Görüyor musunuz şurada? Ve bu P'ye de bakın V kapısına şöyle sileyim daha net görün. Bakın şu V kapısına veriyor. Eğer ki siz çevresel değişkenlere sıfır verirseniz bu şu anlama geliyor. Çevresel değişkenlerden gelecek herhangi bir interrupt pasiftir. Çünkü buradan her zaman sıfır bilgisi gelir. Çünkü siz çevresel değişkenler kapatmışsınız. Namı diğer iki tane esas şeyimiz var bizim. Aktif etme pinimiz var. Bunlardan en önemlisi global interrupt enable. Eğer bunu gidip ayarlarsanız, nerede ayarlandığını göreceğiz. Bunu bir yaparsanız tüm kesmeler aktif. Sıfır yaparsanız tüm kesmeler pasif yapılır. Tamam. Evin şalterini indirip kaldırmak gibi bir şey bu. Aynı şekilde Peripheral Interface Enabled'ı da bir yaparsanız çevre interruptlardan gelen sinyalleri kullanabilirsiniz. Dikkate alırsınız. Sıfır yaptığınızda bunları otomatik olarak pasif hale getirirsiniz. Global interrupt bir bile olsa siz Peripheral Interface'i sıfır yapmışsanız şuradan herhangi bir sinyal gelmez. Çünkü zaten buradan her zaman sıfır birisi gelecektir. Tamam. Bizim göreceğimiz şuradaki önce şu tanımlamalara da bir bakalım. Şöyle bizim göreceğimiz şuradaki timer 0 basic interrupt'ı. Bu ilk göreceğimiz interrupt tipi
Tekrar söyleyeyim, interruptlar tanımlı olması lazım. Fabrika çıkışında hangi sinyallerin kesme olarak dikkate alınacağını data sheet'inde öğrenirsiniz. Bunlardan ilk arkadaşlar bizim TMR0 dediğimiz timer 0 kesmeleri. Az sonra timer'lardan biraz bahsedeceğiz. Timer 0 kesmesi şu. Biz şu ana kadar, bu haftaya kadar ne yapıyorduk? Yazılımsal gecikme uyguluyorduk. Ve hani orada 3 aşağı 5 yukarı hatalar olabileceğinden bahsediyorduk yazılımla. Size hassas zamanlamalar gerektiği yerde artık timer'ı kullanırsınız. Dahili timer'ını kullanabilirsiniz. Bir mikrokontrolör kullanan bir kişinin mutlaka ama mutlaka timer'a işi düşer. Tamam mı? Timer'sız mikrokontrolör olmaz. Bunu ileride meslek hayatınızda inşallah bu işten ekmek yemeye başladığınızda siz de göreceksiniz. Eğer bu işlerle uğraşırsanız timer'sız olmaz. Tamam mı? Timer sizin, timer ve kesme sizin en önemli iki konseptiniz. İster mikrokontrolörle çalışın, ister mikro işlemciyle çalışın. Hiç fark etmez. Timer 0'ı bakın şurada, önce şunları tanıyalım. Şurada bakın T0 IF. Interrupt olarak timer 0'ın temsili de T, timer 0, timer interrupt 0. Bakın timer interrupt 0 diye başlar. Bundan sonra ya F gelir ya E gelir. E gelirse arkadaşlar bu timer 0'ın aktif edilmesidir. Global interface'iniz tanımlı olsa bile, bir olsa bile bizim zaten timer 0'la peripheral'ın bir alakası yok. Görüyoruz. Peripheral sadece çevresel interruptlarla ilgileniyor. Bizim PFN şu anda bizim bir işimiz yok. İlerleyen haftalarda timer 1, timer 2 kullandığımız zaman lazım olacak. Şu anda bizim işimiz yok çünkü bu basic interrupt. Timer 0 ayarını, bunu da göstereceğiz orada olduğunu. Bir yaparsanız timer 0 çalışmaya başlar. Kesme sinyali aktif olur. Yani buradan gelecek kesmeleri bizim mikrokontrolörümüz yakalar. Sıfır yaparsanız timer 0 kapalıdır. Velev ki global interface açık olsun. Önemli değil. Zaten timer kapattıktan sonra bir sinyal üretmeyecektir zaten. Bir de F, sonu F olan ifadelerimiz var. Bakın bu da F olduğundan bu da flag anlamına geliyor. E-enabled, aktif pasif. Tamam. F ise flag. Yani bayrak anlamına geliyor. Bu da şu anlama geliyor. Timer 0'da az sonra söyleyeceğimiz kesme meydana nasıl geldiğini söyleyeceğiz. Kesme meydana geldiğinde bu flag arkadaşlar 1 olur. Otomatik olarak 1 yapılır. Siz de bu flaglara bakarak, hepsinin bir flagı vardı. Bakın dikkat edin. Şuraya bakın. Bakın şöyle biraz daha yaklaşalım isterseniz. Bakın T0'e bu INTF dediği RB0 sonra haftaya göreceğiz. RB0, RB47. Bakın burada da EF var. Bakın burada da EF var. Burada da EF var. Görüldüğü üzere her kesmenin bir E bir de F baştaki kısım değişebilir. Şu kısım değişebilir. Problem olmadı herhalde. F ve E kısımları değişkendir. E olduğu zaman enabled yapıyor. F olduğu zaman kesme oluşmuş mu, oluşmamış mı size gösteriyor. Flag bayrak anlamına. Yani kesme olduğunda bayrak sallıyor. Öyle düşünün yani. Tamam, bir olması demek o kesmenin meydana geldiği anlamına geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ha bu flagları ileride göreceksiniz. Mesela biz burada şu anda bugün tek bir de kesme kullanacağız ama aynı anda birden fazla kesme tanımlayabilirsiniz. Hangi kesmenin meydana geldiğini işte bu flagları kontrol ederek kimin bayrağı bir olmuşsa, kim bayrak çekmişse, yani kesme kimden gelmişse onu bulmanıza da yardımcı olur flag bayrağı. Neyse. Şimdi temel mantık biraz oturduysa eğer şu timer'lar hakkında biraz konuşalım arkadaşlar. Günümüzde tüm mikrokontrolörlerin neredeyse artık daha dahili timer'larla geliyor arkadaşlar. Bizim PIC 16F877 bu yönden bayağı elverişli. Tamam. 3 tane timer var. Bunlardan bir tanesi timer 0. Bugün göreceğimiz. Diğeri timer 1, diğeri timer 2. Bu timer 0 ve timer 2 arkadaşlar 8 bitlik. Yani en fazla 255 ile siz muhatapsınız. Tamam mı? Timer 1 ise daha hassas, daha ileri 16 bitlik bir timer. Tamam, buraya dikkat edin. Timer 0 ve timer 2 8 bitlik. Timer 1 ise 16 bitlik bir komponent. Yani biraz komponent değil mi? Bir ne diyelim özellik, bir bileşen, bir devre bölümü.
Şimdi biz timer 1 ve timer 2'yi sonra göreceğiz. Biz şu anda timer 0'la biraz tanışalım arkadaşlar. Timer 0 şöyle. Aslında timer 0 bizim register file'da bulunan aynen status gibi şunlar bizim register file'larımızı hatırlarsanız bank 0, bank 1, bank 2, bank 3 diye yamuk çizim ama anlayın. Tüm bankla özür dilerim. Bank 0'da tanımlı olan aynen bizim port B gibi arkadaşlar bir register. TMR 0 diye geçer bu register. Siz buraya bir sayı yükleyebilirsiniz de yüklemeyebilirsiniz. Eğer sayı yüklemezseniz sıfırdan başlar. Kendisine her sinyal geldiğinde, şimdi bu sinyalin nereden geldiğini konuşacağız. Bir sinyal tanımlayacağız. Kendisine her sinyal tetiklemesi geldiğinde, bu bir yükselen kenarda olabilir, düşen kenarda olabilir. Yani sinyalimiz ne olacak? Tabii ki yine bir kare dalga olacak. Yani bu kare dalganın düşen kenarında da tetikletebiliriz, yükselen kenarında da. Bunun sonra geleceğiz. Bir sinyal tanımladınız, tetikleme sinyali tanımladınız. Yürütüm sinyali. Bu yürütüm sinyali her durum değiştirdiğinde timer 0 1 artar. 0 da 1 oldu. Sonra 2, sonra 3, sonra 4. Nokta 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 255'e kadar gelir. Yani 0'dan başladığı için 256 tane sayar. 255'ten sonra yine sinyal geldiğinde 255'e 0'a döner. İşte tam burada arkadaşlar, tam şurada 255'ten 0'a döndüğünde sizin timer interrupt 0 flag bayrağı 1 yapılır. Yani ne üretilir? Bir kesme üretilir. Timer 0'da üretilen kesme bu. Temel mantığı timer 0'a bir sayı yüklüyorsunuz. Yüklemezseniz 0'dan başlıyor. 255'e kadar sayıyor. 255'ten 0'a geçişte de sinyal üretiyor. Timer 0 flag'ını 1 yapıyor. Siz buraya 10 değer yüklerseniz 10'dan saymaya başlıyor. 10'dan 255'e kadar sayıyor. Böylece timer'ın çalışma süresini ayarlayabiliyorsunuz. Güzel. Peki gelelim şu yürütüm sinyali ne oluyor? Şimdi arkadaşlar yine şuradan başlayalım. Timer 0 bu sayma işlemini, kendi iç sayma işlemini, bunu şöyle düşünün. Kendi şeyle düşünün. Kendinizi timer 0 yerine koyun. Tamam mı? Sayacaksınız. Sayma yapıyorsunuz. Tamam mı? Size atıyorum birisi dokunduğunda mesela 1 diyorsunuz. Bir daha dokundu 2 diyorsunuz. Size bu dokunan insanın yani yürütüm sinyali olarak düşünürseniz sıklığı sizin sayma sıklığınızı değiştirir. Değil mi? İşte size bu timer'ı saydıracak olan sinyal iki çeşit sinyal vardır. Bunlardan bir tanesi ki bizim bu derste de kullanacağımız, aksini belirtmenize bunu kullanacağımız dahili frekansımız. Dahili frekansımız neydi? Bizim harici frekansımızdan aldığımız kare dalgayı, değil mi? Pulsları, clock pulslarını kendi içerisinde kaça bölüyordu arkadaşlar? 4'e bölerek, değil mi? Yani burası artık f osilatör bölü 4. Sinyalini, şuradaki frekans, yani 4 MHz hani en çok bunu kullanıyorduk şu ana kadar. İşte 4 ise 20, 1 MHz neyse artık ne bağlamışsanız. 4 MHz diyelim örnek. 4 MHz'lik bu işte bir klasik şey bağlamışsanız. Bunu 1 MHz'e düşürüyor. İçeride 1 MHz oluyor. 1 MHz oluyor. Bu dahili clock frekansı nerelerde kullanılıyor? Bu dahili clock frekansı sabahta söylediğim gibi kılcal damar gibi arkadaşlar. Mikrokontrolörünüzde nereye lazımsa oraya dağıtılıyor. Mesela kodların, pipeline'ların fetch edilmesine, program kodlarını çalışıyor ya, onların getirilmesi, yürütülmesi, hani dedik ya bir cycle harcanıyor. Hani komut yürütümünde işte atıyorum add komutunu kullandınız, add level komutu kullandınız. Diyordunuz ki bir cycle gitti. Bu bir cycle ne? Sizin buradaki dahili frekansınızdaki bir periyotluk sinyal değil mi? Bir cycle, bir çevrim böyle gitti diyorsunuz. Çünkü buradaki çevrim süresi bu ne için kullanılıyor? Zamanlama için kullanılıyor. Arka tarafta kim ne zaman çalışacak, hangi sürede hangi iş bitecek? İşte bu clock frekanslarıyla kullanılıyor. Clock frekansının kullanıldığı yerlerden bir tanesi de işte o sırada dahili frekanslardan bir tanesi de timer 0'a gönderiliyor. F osilatör bölü 4 yani dahili frekansınız FOSC bölü 4 sinyallerden bir tanesi timer 0'a geliyor. Sizin ilk o dışarıdan yürütüm sinyaliniz yani timer'ı saydıracak olan sinyallerinizin ilki dahili frekansınızdır.
Çoğu zaman size yeter. Eğer ki bu sinyal size yetmiyorsa, hesaplamalardaki o değeri yakalayamıyorsanız, dışarıdan kristal dışında başka bir yerden istediğiniz bir kare dalga, üretilmiş bir kare dalgayı da timer sıfıra bağlayabiliyorsunuz. Nasıl bağlayabiliyorsunuz? Hatırlarsanız bizim RA portumuz vardı. RA portumuzda 4 numaralı pin, 4 numaralı RA portu aynı zamanda timer sıfıra harici sinyal gönderebilen bir özelliğe de sahip. Bunu da T0, T0 ne olan timer sıfırın arkadaşlar, CKI diye geçer. Timer sıfıra clock sinyal gönder. Eğer ki harici bir daha hassas bir saat sinyaliniz varsa veya istemiş olduğunuz bir saat sinyali üretmek, clock sinyali üretmek gerekiyorsa bunu timer sıfıra bağlayabilirsiniz. Fakat biz bu dersimizde, bu uygulamalarımızda bunu kullanmayacağız. Nadir tercih edilir ama kullanmamız tabii kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılır. Hassas şeylerde kullanılabilir. Bize osilatör frekansı fazlasıyla yeter. Dahili frekansımız fazlasıyla yeter. O yüzden biz timer sıfırda bizim belirlemiş olduğumuz değeri dikkate alarak her değişiminde şu kare dalganın düşen kenar veya yükselen kenar osilatöre bağladığınız zaman yükselen mi düşen mi kenar olması önemli değil. Osilatöre bağladığınızda varsayılan değer olarak her durum değişiminde yani işte yükselen kenarı dikkate alıyorsa sizin timer sıfırınız arkadaşlar her sıfırdan bire geçişte bir artar. 1'di 2 oldu, 2'di 3 oldu, 4'tü işte 4'tü 5 oldu. Tamam, kapıdan geçen insanlar saymak gibi düşünün. Sırasıyla yani sizin timer sıfırınızın artmasını sağlayan, çalışmasını sağlayan dahili sinyal bizim için şu aşamada dahili clock sinyalimiz olacak. Tamam. Yani olay şu yalnız. Bakın olay şu yalnız. Siz sizin timer sıfır derecesiniz. Bir değer yüklemişsiniz veya sıfırdan baştan düşünün. Tamam. Buraya artık her f osilatör sinyali bölü 4 geldiğinde burası sıfır oluyor, bir oluyor, iki oluyor vesaire. Ancak bunun kesme üretmesi için yani 255 oldu, sıfıra döndüğünde kesme üretecek ya timer 0 if. Tamam. Bunu bir yapacak ya. Bunu bir yapması bir şey ifade etmiyor. Bir yapıyor ama bunun dikkate alınması için iki şeye gerek var. Bir timer 0'ı ne yapmanız lazım? Enabled etmeniz olması. Yani enabled etmeniz gerekiyor. Enabled etmemişseniz bu bir işe yaramaz. Çalışmaz timer çünkü. Tamam. İkincisi ne? Global enabled'ı aktif edeceksiniz ki az önceki devreden hatırlayın. Timer 0'ın ürettiği sinyaller dikkate alınsın. Demek ki bizim aşamalarımız ne oluyor? Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bir, global interface'i aktif edeceksiniz. Timer 0'ı aktif edeceksiniz. Timer'a uygun değeri yükleteceksiniz. Tamam güzel bunların hepsini yaptınız. Kesme sinyali üretti. Timer 0 Flare 1 oldu. Ne olacak? İşte bundan sonrası pik otomatik olarak hallediyor. Sizin kodlarınız şöyle program belleğiniz var ya şurada programınız çalışıyor. Şurada programınız çalışıyor şöyle. Tamam. Aşağı yukarı çalışıyor. Sürekli bir kilitleme modunda sürekli çalışıyor. Şurada timer sıfırınızdan 250'den sıfıra geçiş diğerleri de aktif olduğunda meydana geldiğinde hemen otomatik olarak bir kesme üretiliyor ve mikrokontrolör şuradaki yürütümü kesiyor. Ve otomatik olarak interrupt sonucunda kestikten sonra arkadaşlar hemen org04 adresine gidiyor. Kesme vektör adresine gidiyor. Burada tüm programcılara şu söyleniyor. Bu şeyin mimari özelliği yani kullanım özelliği bu. Şartı bu. Yani adamlar böyle yapmış. Tamam mı? Diyor ki size bir kesme sinyali üretildiği zaman sen eğer timer 0 veya herhangi bir kesmeyi aktif etmişsen kesme meydana geldiğinde arkadaş ben giderim OK04'e oradaki kodları çalıştırırım. Bu kesme ile alakalı kod koymuşsan oraya gider o kodları çalıştırırım. Koymamışsan kusura bakma buradan tekrar kaldığım yerden devam ederim. Geri dönerim. O yüzden sizin bu aşamalardan sonra bir de şu OK04'e geldiğinde kesme meydana geldiğinde ne yapmasını istiyorsanız oradaki kodları yazarsınız. Kesme geldi, git fırını kapat. Kesme geldi, git klimayı kapat. Atıyorum, tamam mı? Yani
Hangi kodları artık burada çalıştıracaksanız. Yani temel mantık, timer'ı ayarla, global şeyleri, interrupt'ları aktif hale getir ve mutlaka o tanımlamış olduğun, aktif hale getirmiş olduğun interrupt'la alakalı kodlar yaz. Güzel, tamam. Yalnız burada şunu dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Az sonra kodda göreceğiz. Yeri gelmişken burada anlatayım. Şimdi kesildi ya şurada. Şurada kesildi. Bu haftaya kadar görmüş olduğumuz şeyler arasında bir register vardı ki mesela bizim çok dikkatimizi çekiyordu. Mesela status register'ı. Status register mesela ne yapıyorduk? Hani decef sz, inçef sz komutlarını hatırlayın. Veya işte sıfır işlemi olduğunda ne yapıyorduk? Mesela bu statüsün bir zero biti vardı. Hatırlıyor musunuz? Zero biti bir oluyordu. Hani çıkartma işlemi sonucu sıfır oldu mu veya geriye sayarken sıfıra ulaştık mı vesaire dikkat ederken mesela o yüzden gelip statüsün zero bitine bakıyorduk. Status bizim için önemli bir register. Aynı şekilde arkadaşlar biz sürekli kodlarımızı omega register'ında kullanıyoruz. Değil mi? Yani mutlaka doğrudan hafızaya rembelleğe doğrudan ulaşamadığımız için değil mi? Önce omega'ya atıyoruz. Omega'dan rembelleğe ulaşıyoruz. Veya rembellekten veri alınca önce onu omega belleğe alıp ondan sonra gerekli işlemler yapıyoruz. Tamam. Omega register da bizim için önemli bir diğer register. Birincisi status register, ikincisi omega register dedik. Bir üçüncü önemli register daha var. O da hatırlayın arkadaşlar, PC let diye bir let diye bir register'dan bahsetmiştim. Neydi bu? Eğer ki bizim şurada kod belleğimiz, memory belleğimiz değil, RAM belleğimiz değil, kod belleğimiz. Hatırlayın kaç page'di arkadaşlar? 4 page'di değil mi? Bank demiyorum, page diyorum. P0, P1, P2, P3'tü değil mi? Hani bizim program counter'ımız vardı ya, program counter'ımız ikiye ayrıldı. Bir PCL vardı değil mi? Bir de nerede vardı? PC adını unuttum neyse işte. PCL vardı. Ne diğeri? Neyse işte. Bir de bizim düşük 8 bitimizi ifade eden neydi? Arkadaşlar bugün 3 saat uyumuşum. PCH. Tamam. Şimdi bizim normalde arkadaşlar bizim hatırlarsanız şu üst taraftaki şu kısım bize neyi ifade ediyor arkadaşlar? Hangi page'de olduğumuzu söylüyordu. Doğrudan buna ulaşamıyorduk. Buna doğrudan ulaşan register neydi arkadaşlar? PC let register'ı. Değil mi arkadaşlar? Şurası PCH. Özür dilerim. Şurası PCL. Low, high. Değil mi? Şurayı düzgün yazayım da. Şöyle şunu da şöyle yazalım. Şurası PC program counter low, program counter high. Şu program counter high'a biz doğrudan ulaşamıyorduk. Buna ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir ara register'ımız vardı. Burayla ulaşabiliyorduk hatırlarsanız. Şu PC let ve PCH bize neyi söylüyordu? Bizim hangi page'de olduğumuzu söylüyordu. Yani kodunuz uzun, çok uzun bir kod yazmışsınız. Ve kodlarınız şurada page 2'de. Şu anda çalışırken page 2'de çalışıyor. Tam burada bir kesme geldi. Interrupt'a gitti. Org04'e gitti. Kodlarını çalıştırdı. Ne gerekiyorsa. Burada işlemleri yaptı. Tekrar geri dönecek. Hangi page'de olduğunu nerede bilecek? Bunun için gidip nereye bakması lazım? PCLatch'e bakması lazım. Bir diğer önemli register'ımız da PCLatch. Bunları niye söylüyorum? Kesme ile alakası ne? Kesme ile alakası şu arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi. Sizin program kodunuz herhangi bir yerde kesildiği zaman o anda ne bileceksiniz? Program kodunuz belki tam statüsünün zero bitini kontrol edecek. Veya tam omega'ya bir sayı yüklemişsiniz. Bu omega'daki sayıyı başka bir register'a atacak. Veya başka bir register'dan omega'yı aldığını başka bir yere gönderecek. Veya tam o esnada geri döneceksiniz. Koddan geri döneceksiniz. Hangi page'desiniz? Onu bilmiyorsunuz mesela. Bu durumlarda interrupt'lardan giderken, interrupt'a giderken ve interrupt'tan gelirken mutlaka mutlaka şu 3 önemli register'ın mutlaka yedeklerinin alınması gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Interrupt meydana geldiğinde hemen org04'e gittiğinizde ilk işiniz şunların yedeğini almak. Geri dönerken de yedeklerini tekrardan bunlara geri yüklemek. Anlaşıldı mı? Burası son derece önemli. Yani interrupt işlemi mantığı basit fakat biraz ne diyelim prosedürü fazla. Bunlara dikkat edeceğiz.
Burası anlaşıldıysa eğer, timer sıfırın hesaplanması nasıl oluyor? Biraz onlarla konuşalım. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı gençler? Yok. Devam edelim o zaman. Nerede kalmıştım? Şimdi hesaplarına bakalım. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Bizim peak mikrokontrolöründe timer sıfıra bir sayı yüklüyorsunuz. Mesela siz deyin ki kaç? Diğerlerine yüklüyorum. 6 diyelim. 6 yüklemişsiniz. 6'dan başlayacak 255'e kadar sayacak. Hatta dur başta sıfırdan başlatalım. Hem mantığından hem baştan başlayalım. Ve bunun yürütüm sinyalinde dahili frekans almışsınız. Tamam. Yükselen veya düşen kere, burası önemli değil. Sinyal her tetiklendiğinde, yani her bir clock pulse'de sizin buradaki sayınız 1 artacak. Bunda problem yok. Dahili frekansı da almışsınız. Peki o zaman nasıl çalışıyor? Mesela dahili frekansınızda dışarıdan tabii ki bizim kristalinize harici frekansa veya hangi kaynağa bağlamışsanız. Diyelim ki 4 MHz. Yani saniyede 4 milyon tane ne üretiyor arkadaşlar? Kare dalga üretiyor. Saniyede 4 milyon üretiyorsa bu dahili frekans içeri geldiği zaman neye dönüşüyor arkadaşlar? Dörtte birine. Yani burası ne oluyor? 1 MHz. Efendim arkadaşlar, sorun mu var? Ha, tamam. 1 MHz. 1 MHz'e dönüşüyor. Eğer 20 MHz'e 5 MHz'e dönüşüyor. 1 MHz'e 250 kHz'e dönüşüyor. Yani 4'e bölünüyor. Yani bu şu anlama geliyor. Sizin içeride 1 MHz'ini söylüyorum. Saniyede 1 milyon tane şu sinyalden oluşuyor değil mi? 1-0 sinyalden oluşuyor. Bir komut cycle'ından oluşuyor. 1 milyon tane. Peki arkadaşlar 1 milyon tane, o zaman bir cycle'ın ne kadar sürede bittiğini öğrenebiliriz. Frekansı biliyorsak, tamam. Periyot bitme süresi, yani şunun geçme periyot süresi, şunun tamamlanma süresi T eşittir. Nedir? Hepimizin bildiği 1 bölü F. Yani 1 bölü 1 megahertz, 1 megahertz 10 üzeri 6 Hz diyelim artık. Mega milyon demekti. Değil mi? Yani 10 üzeri eksi 6 saniye. Yani 1 mikrosaniye. Değil mi? 10 üzeri eksi 6 mikro demekti. Milyonda 1 demekti. Yani 1 mikrosaniye. Sizin bir yürütümünüz 1 mikrosaniye sürüyormuş. Ne anlama geliyor? Her 1 mikrosaniyede bir, burası 1 artacak. Ne kadar kısa değil mi? Saniyenin milyonuna birinde. O zaman siz buraya 0 yüklemişseniz kesme sinyaliniz bu frekans için nasıl oluşur arkadaşlar? 0'dan 255'e kadar gidecek. Yani 256'dan sayacak. 256 mikro saniyede sayma işlemini bitirip flag'ı 1 yapacaktır. Timer 0 flag'ını ne yapacaktır? 1 yapacaktır. Yani kesme üretecektir. Tabii bu kesmeyi, bu süreyi biz otomatik olarak biz kendi şeyimizi ayarlayabileceğiz. Bu sıfır örneği için söylüyorum arkadaşlar. O zaman mantık şöyle çalışıyor. Sizin interrupt süreniz T0 kesme periyodunuz, eğer ayarlarsanız her 256 mikrosaniyede bir tetikleme üretecektir. Kesme üretecektir yani. Bu şu anlama geliyor. Her 256 mikrosaniyede bir programınız kesilecektir. Org 04'e gidilecektir. Evet. Timer 0'ı şöyle hesaplayabilirsiniz. Şunu şöyle biraz şöyle getirelim. Timer 0 sizin dahili periyodunuz, frekansınıza bağlı olarak periyodunuz. Değil mi? Bunu nasıl buldunuz? 1 bölü F osilatör bölü 4'ten bulabilirsiniz. Yani 4 bölü F osilatörden gidebilirsiniz. Yani şurayı söyle. Periyot süreniz saniye cinsinden mikrosaniye olabilir. Tamam, zaten mikrosaniye büyük çarpı şeyde büyük ihtimal. Saniye biriminden tekrar mikrosaniye, işte milisaniye, nanosaniye vesaire çarpı bizim az sonra göreceğimiz preskalar değeri. Preskalar değeri. Sonra yine çarpı, şu anda bizim preskalar değeri 1 olarak hesaplıyoruz, tamam mı? Şu an için 1.
çarpı sizin timer'a yüklediğiniz değer. Timer'a yüklediğiniz değer. Ama bazen timer'a farklı değerde yükleyebiliyorsunuz, değil mi? O zaman sizin kaça kadar sayacaksa, sıfırdan başlayacak, 256 diyoruz. Sizin timer'a yüklediğiniz değer, eğer bir şey yüklemezseniz 256'ya kadar sayar. Timer'a bir şey yüklemişseniz aradaki fark kadar sayar, değil mi? Mesela 6 yüklemişsiniz. 6'dan 256'ya kadar 256'dan sayar. Sizin timer sıfırdaki sinyal üretme formülünüz budur arkadaşlar. Şurada şu ana kadar öğrenmediğimiz yer preskalar değeri. Preskalar değeri niye kullanıyoruz? Ben az önce söylemiştim. 1 mikrosaniye. 1 mikrosaniyede bakın şuraya 250 sıfır yükleyince 256 mikrosaniyede bir kesme üretti. Bu çoğu zaman çok hızlı olur. Tamam mı? Ya bu kadar hızlı olması istemezsiniz. Zamanlama için şimdi bu 256 mikrosaniyeden milisaniyeler, nano şeyler, saniyeler üreteceğiz. O yüzden bu işinize gelmeyebilir. Bu sürat, bu 1 megahertzlik, 1 mikrosaniyelik periyot size çok hızlı gelebilir. O yüzden bu tip mikrokontrolörler arkadaşlar kullanıcılarına preskeler denilen bir özellik sunarlar. Bu yavaşlatmadır arkadaşlar. Ve şöyle geçer. 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16. Ben timer 0 için söylüyorum bunu. Nokta nokta 1 nokta 256'ya geçer. Biz en son 128'i kullanacağız. 1.128'e kadar siz yavaşlatabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. 1'e 2 oranda yavaş, 1'e 4 oranda yavaş. Yani periyodunuz az önce hesaplamıştık. 1 mikrosaniyeydi ya. 1 mikrosaniyeydi ya. Eğer ki siz 1 bölü 4 seçerseniz preskalar değerini sizin timer'ınız her 1 mikrosaniyede değil bunun 4 katı yavaşlamış hali. Yani 4 mikrosaniyede artmaya başlayacaktır. 16 seçerseniz 16 mikrosaniyede bir içindeki değer 1 artacaktır. Bizim örneğimizde bak 16'yı seçmişiz. Örnek uygulamamızda. Onun hesabını bir yapalım. Mesela 1 saniyelik size bir gecikme lazım. Bana dediniz ki timer 0'ı kullan. Timer 0'ı kullan. TMR 0'ı kullan. Ve bana 1 saniye gecikme üret. Şimdi ben şöyle yapsam. Timer 0'a 6 değerini yüklesem. Timer 0'a şuraya 6 değerini yüklesem. Bu 256'ya kadar kaç tane sayacaktır? 250 tane sayacaktır. Bu hani yuvarlak hesap olsun diye ben bunu yaptım. 250 rakamı için ben 6 değerini yükledim. İstediğiniz sayı yükleyip istediğiniz kez bunlar çalıştırabilirsiniz. Buna tamamen serbestsiniz. Formüle koyun. Bir saniye tutturun yeter. O değeri oraya konulacak değer siz belirleyeceksiniz. Tamam. 250 değerini yüklemiştik. Ne yapıyordu arkadaşlar bu 250? Teker teker 250 tane sayacak. Eğer ki ben burada 1 bölü 16 preskaları seçmişsem bana gelen 1 mikrosaniyelik sinyal kullanılmayacak. 16 mikro, bundan 16 mikrosaniye geçtikten sonra benim timer'ım 0.6'dan işte 7'ye, 8'e, 9'a nokta nokta gidecek. Her 16 mikrosaniyede bir. Tamam güzel. Benim dahili frekansım, dahili periyodum ne arkadaşlar? Şimdi T kesmeye bakacağız. Dahili frekansım ne? 1 mikrosaniye. Bunu bulmuştum zaten. Preskalarda 16 ayarlamışım. Yavaşlatmak katsayımı. Timer'ıma da 6 yükletmiştim. Değil mi? Şurası kaç yaptı? 250 yaptı. 256'dan 6'ya çıkarttınız. 250. Kaç yaptı bu timer kesme? 4000, bakın 4000 mikrosaniye. Yani şu sıfırları silerseniz yani 4 milisaniye yaptı. Bu şekilde eğer değerler yüklerseniz en fazla 4 milisaniyelik bir gecikme üretiyorsunuz. Hafife almayın buna. Çoğu zaman mesela size küçük aralıklarla sinyal üretmeniz istenir. Milisaniyeler mertebesinde. İşte timer tam bunlar için. Tabii bizim yaptığımız saniye boyutunda olduğu için yüksek bir değer. Bilgisayar için saniye çok uzun bir süredir. Çok çok uzun bir süredir. Değil mi? Hani jeolojide milyonlarca yıl belki kısa bir süre, binlerce yıl kısa bir süre. Değil mi? Jeoloji milyon. Ama bizim için de milyonun biri normal bir süre. Saniyeler uzun. Oldukça uzun bir süre. Neyse işin felsefesini geçelim.
4 milisaniye. Fakat bize ne lazımdı arkadaşlar? 1 saniye lazım. 1 saniye nedir arkadaşlar? 1000 milisaniye. Bu ne anlama geliyor? Ben timer 0'ı 250 kez çalıştırırsam, değil mi? 4 ile çarptığınız zaman 1000 etmesi için 250 kez. Yani şu 250 alakası yok. Timer 0'ı bir daha 250 sefer çalıştırırsam kaç elde ederim? 1000 milisaniye elde ederim. Yani timer 0'ım her 250 şey özür dilerim her 4 milisaniyede bir tetiklenecek. Ama ben programı ne zaman çalıştıracağım? 250 sefer tetiklendikten sonra çalışacağım ki 1 saniyelik gecikmeyi elde edebileyim. Bu kısım anlaşıldı mı? Anlamayan lütfen sorsun. Burası önemli. Bekliyorum. Herkes anladı. Tamam, güzel. Herkes mutlaka bunun uygulamasını yapacak arkadaşlar. Yani çok önemli. Çok çok önemli. Tekrar söylüyorum. Yani bu dersten bir an önce kurtulmak istiyorsanız, işin şakası bir tarafa, bu çok önemli bir, yani bir bilgisayar mühendisinin bilmesi gereken bir ders arkadaşlar. Yani o yüzden bu tip bilgilerin hafife alınmaması gerekiyor. Ama anında sonra hallederiz, sınava yaklaşınca hallederiz gibi bir şey düşünceye girmeyelim. Devam edelim o zaman. Tamam. Ne öğrendik? Özetleyelim. Prosedür fazla olduğu için sık sık özetleyeceğiz. 1. Timer'ı ayarla. 2. Timer'a değer yükle. Global timer'ları ve kullanacağım timer 0 ve diyelim. Aktif et. 1 yap. Tamam mı? Kesme olduğu zaman yedek al. Neyin yedeklerini alıyor? Hatırlayalım. Status. Diğeri neydi bizim? Omega. Diğeri neydi arkadaşlar? PC LED. Projesizlerin yedeklerini al. Ve alt program, yani kesme olduğunda hangi kodlar çalışacaksa kesme kodlarını, kesme kodu demeyeyim de kesme olduğunda çalışacak. Kesme olduğunda çalışacak kodları yaz. Olay temel mantık bu. Tamam mı arkadaşlar? Tamam, güzel anladık. Timer'ın çalışma mantığını ve nasıl kesme ürettiğini anladık. İyi de bu timer'ı nerede aktif edeceğiz? Global interface'i nerede aktif edeceğiz? Preskalar değerini nerede seçeceğiz? Tabii ki şu ana kadarki derslerin mantığından da anladığınız üzere arkadaşlar, bizim temel kodlarımız, temel ayarlarımız için mutlaka, bu ayarlar için mutlaka bir ayar registry'i var. Nasıl ki portları TRISP'den ayarlıyorsak arkadaşlar, değil mi? Benzer şekilde timer'lar ve interrupt'ları da bu işlerle alakalı özel register'larla ayarlar. Specific register'larımız var diye bizim. Specific purpose register'larımız. İşte o register'lardan iki tanesiyle tanışalım arkadaşlar. Birincisi intcon register'ı. Intcon register'ı. Diğeri option register'ı. Arkadaşlar status register'ı gibi intcon register'ı da option register'ı da tüm banklarda bulunur. Yani bunlar için bank geçmeye, ilgili banka geçmenin gereği yok. Her bankta bu intcon ve option register'ı olduğu için size özel bir şey yapmanıza gerek yok. Intcon register arkadaşlar interrupt controller register'dır. Option register de bizim seçenek register'larımız. Bizim preskalar değerini, arkadaşlar option register'ından, o enable yapma işlerinde arkadaşlar intcon register'ından yapacağız. Şimdi gelin bu register'ları biraz tanıyalım. Evet arkadaşlar. Önce intcon register'ını bir görelim. Şöyle intcon register'ını bir görelim. Görüldüğü üzere bu da nihayetinde RAM bellekte yer aldığı için 8 bitlik bir ayar register'ı bu. Intcon register'ı.
Biz şu anda bizi ilgilendiren bitlerle ilgileneceğiz. Önümüzdeki haftalarda geri kalan bitlerle uğraşacağız. Şu anda bizi ilgilendiren bit, bakın gördüğünüz üzere 7 nolu bit, GIA biti. Yani global interface, aktif pasif yapacağımız register burada. Şey, bit burada. Bitcoin register'ın 7 numaralı bitinde. Çevresel değişkeni kullanmayacağız ama biliyorsunuz artık yeri burada. Tamam, yani aktif pasif etme yeri hemen global interface'in yanında. T0 görüldüğü üzere timer 0, interrupt. Timer 0 interrupt enable. İşte timer 0 aktif edeceğiniz bit de yerde yine int core register'ında bulunuyor. Int ve RBI'ye diğer basic kesme olup önümüzdeki haftalar göreceğiz. Şu anda bizi bunlar ilgilendirmiyor. Timer 0 görüldüğü üzere interrupt flag. İşte kesme olduğunda 1 olacak bayrak yine int core register'ında. Görüldüğü üzere yine int f, r, b, i, b var. Şunların e olanları, f olanları. Yine önümüzdeki haftalarda göreceğimiz rb kesmelerinin ayar ve flag register'ları şu anda bizi ilgilendirmiyor. Biz de demek ki int con register'ında global peripheral de şu anda ilgilendirmiyor. Global time 0 enable ve time 0 flag bitleri bizi ilgilendiriyor. Bunları KI'ye ve T0'yı bir yaptığımız zaman timer sıfırımız aktif oluyor, çalışmaya başlıyor. Timer sıfır flag'da da 1 olduğunda kesme olduğunu anlıyoruz. Mantık bu. Gelelim option register'ına. Option register'ında da arkadaşlar şu an için önümüzdeki hafta göreceğiz. Şu an için tüm bitler ilk 3 bit hariç geri kalan bitlerin hepsi bizim için sıfır. Şu anda bizi ilgilendirmiyor. Kafanızı karıştırmıyorsunuz option register'ında. İlk 3 bit arkadaşlar option register'ın ilk 3 biti şöyle gösterelim. Şuradaki ilk 3 bit bizim presikalar değerimiz. Şurası P0, P1, P2 diye geçer. Arkadaşlar tabloda diye de şimdi tabloyu bulursunuz. İnternette de bulabilirsiniz. Burada presikalar değerini ayarlıyorsunuz. 3 bit olduğu için 8 tane presikalar değeri ayarlayabiliyorsunuz. İşte 0-0 olduğunda işte atıyorum 1 bölü 2 atmıyorum yani 1 bölü 2. 0-0-1 olduğunda 1 bölü 4, 0-1-0 olduğunda 1 bölü 8, 0-1-1 olduğunda 1 bölü 16 şeklinde bu şekil gidiyor. Tablodan bakarsınız size hangisi lazımsa, mesela bizim örnek uygulamamız da şuydu. Tamam mı? 16, 1 bölü 16 kullanıyoruz. Yani dahili frekansı da 16 kat yavaşlatıyoruz. Presikalar değerini option register'daki presikalar değerine getirip 0-1-1 değerini yüklediğiniz zaman ve int con register'ının da timer aktif ettiğiniz zaman artık o formüldeki presikalar değeri, osilatör çarpanı bir de timer'a yüklediğiniz değerlerle artık kesmeniz üretiliyor. Demek ki biz ne yapacağız arkadaşlar? Int con register'ını ayarlayacağız. Option register'ını ayarlayacağız. TMR0 register'ına yani timer register'ımıza bir sayı yükleyeceğiz. Yalnız timer 0 arkadaşlar sadece bank 0'dadır. Bunu unutmayın. Bank 0'da. Int con ve option register her yerde. Fakat timer 0 bank 0'dadır arkadaşlar. Gelip bank 0'da gelip timer 0'a artık hangi değerden başlatılmasını istiyorsanız 0'dan mı, 6'dan mı, 100'den mi artık ne istiyorsanız o sayıyı yükledikten sonra timer'ımız artık sizin belirlediğiniz şartlarda çalışır. Şimdi örnek koda geçeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Örnek koda geçmeden bir şey söyleyecektim de ne söyleyecektim? Az önce de aklımdaydı, kafamda. Arkadaşlar bugün biraz yoğun geçti. Kafam tam bana yar değil. Sizden sonra da yine bir toplantım var. Neyse bir başlayalım, devam edelim. Görürüz herhalde. Ha, dot matrixlerden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi uygulamamız şu arkadaşlar. Aslında ödeviniz de bu olacak ama şimdi ben basit bir örnek vereceğim burada. Çalışmasını yani önemli olan interrupt'ı anlatmak. Ama ödevi siz yapacaksınız. Basit zaten ödeviniz de basit. Bak burada şu birer saniye aralıklarla birer saniye kadar bakın önce şu satır yanıyor. Şu an şu sütun yanıyor. Bak, görüyor musunuz? Bir saniye aralıklarla şunlar böyle çalışıyor. Şimdi şu dot matrix bakın üzerine görüldüğü hücreler var. Bunlar aslında her biri birer led. Tamam. Bu ledlerle istediğiniz ledleri yakarak farklı karakter, farklı görüntüler ortaya çıkartabilirsiniz. Farklı karakter görüntüler ortaya çıkartabilirsiniz. Mesela siz Ş harfini,
Ü harfini display'de gösteremezsiniz, değil mi? Ama bu dot display'lerde, dot matris display'lerde gösterebilirsiniz. Kayan yazı uygulamaları, hani bu sık sık görürsünüz dükkanlarda, lokantaların kapılarına falan görürsünüz. O kayan, bunları birleştirerek işte kayan yazı uygulamaları yapabilirsiniz. Ödeviniz de şu arkadaşlar, gündüz arkadaşlara da söylemiştim. Herhangi bir Türkçe karakteri, Ü, Ş, yumuşak Y, neyse, herhangi bir Türkçe karakteri soldan sağa doğru bir kaydırın. Tamam. Yani hem Türkçe karakter gösterin hem de soldan sağa kaydırın. Burada püf noktasına dikkat edin arkadaşlar. Şimdi çalışmasını anlatacağız. Her bir dotu, yani her bir LED'i gösterirken nasıl göstereceksiniz? Bunun için de geçmiş derslerde anlatılan teknikleri bir hatırlayacaksınız. Yani birazcık kafayı patlatacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Yani kafa kafaya vereceksiniz. Arkadaşlar fikir alışverişi yapacak ve buna bir çözüm bulacaksınız. Geçen sene yılan oyunu vermiştim. Sadece birkaç kişi yapmıştı. İyi hoş yapanlar da kalmıştı, da ayrı mesele de. Neyse. Sizden istediğim, diyeyim, bir Türkçe karakteri şurada şu dot matris üzerine gösterin. Nasıl çalışıyor? Biraz ondan bahsederim arkadaşlar. Çalışma mantığı çok basit aslında. Dot matrislerde arkadaşlar, şunlar işte LED'leriniz. Görüldüğü üzere satırlar var. Bir de sütunlar var. Tamam, bir de sütunlar var. Siz hangi LED'i yakacaksanız onun satırına 0 veriyorsunuz. Sütununa da 1 veriyorsunuz. Bakın dikkat edin. Şuradaki, eğer şunlara da 1 verdiğimizi düşünelim. Biliyorsunuz akımın akması için iki uç arasında potansiyel fark olması lazım. Yani şuraya 5 volt vermişseniz şurada 0 olacak. Şurada da bir direnç olacak ki akım aksın. Siz buraya da 5 volt verirseniz akım akar mı? Akmaz. Çünkü iki taraftaki potansiyel eşittir. Yani buraya da 1, buraya da 1 verirseniz burada bir akım olacak mı? Olmayacaktır. O yüzden 1-1 verdikleriniz ne olacak arkadaşlar? Sönecek. Hangisi yanacaktır? Şu yanacaktır. Mesela şuraya da 1 verdiğimizi düşünelim. Bakın hangisi yanacaktır? Şu. Yani görüntüde mesela Ü yapacaksanız mesela, tamam, mesela şu iki noktayı böyle yakarsınız. Tabii diğer LED'ler de yakacaksınız, ayrı mesele. Yani siz ilgili satıra veya sütuna hangisine 0, hangisine 1 vereceksiniz, bunu siz belirleyeceksiniz. 1 ve sıfırları belirleyerek istediğiniz karakter görüntüsünü çizebilirsiniz. Bunun için de deneme yanılma yapmanız gerekiyor. Hazır internette de şeyler de var aslında. Bu deneme yanılma yapmış bloklar da var. Onları da araştırıp kullanabilirsiniz. Kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. Hani elinizin alışması açısından. Şimdi program yazarken arkadaşlar genelde şöyle bir şey oluşuyor ya arkadaşlar da, geçen seneki arkadaşlardan bilmiyorum, evvelki arkadaşlardan, o yüzden şöyle bir şey yaptım. Şimdi normalde şuraya sıfır vermeniz gerekiyor. Ama gençlerde şöyle bir şey oluşmuş, hani çok da görmüyorum. Hani bir verince yanıyor, sıfır verince sönüyor gibi bir mantık oluşuyor ya arkadaşlar. Şimdi bazen gelip şu satırlara da bir verince yandıklarını zannediyorlar. Bu kafa karıştırıyor. O yüzden programda arkadaşlar yakmasını istediğinizde de bir gönderin. Tamam, bir gönderin. Şuraya bir değil kapısı koyun. Simülasyon için söyleyeyim, gerçek hayatta değil. Bir değil kapısı koyun. Böylece hani yakmak istediğiniz LED ne oluyor? Arka tarafta sıfıra dönüşüyor. Siz farkında olmadan. Ben uygulamada da hani kafa kodlamada kafa karışmasın diye değil kapıları kullandım. İsterseniz direkt kafam karışmaz diyorsanız şu değil kapısını kaldırıp durdan sıfırda verebilirsiniz. Yani problem değil. Şimdi bakın şuradaki uygulamaya bakarsanız. Hani şurada bakın değil kapıları var. Bakın bizim şuradaki işte sütunlarımızı söylüyorum. Sütunlar için RC0 portları kullanılmış. Satırlar için de RB portları kullanılmış. Doğal olarak display'e göre fazladan pin israfınız var. Dot matris kullanmanın şeyi de bu zaten. Ne diyelim? Avantajlar yanında dezavantajlar da var. Şunlar değil kapısı. Aslında dedim, değil kapılarını silip doğrudan sıfır da gönderebilirsiniz. Ama programlamada İşte hani bir göndererek yapma refleksi oluştuğu için kodlamada kolaylık olsun diye bir gönderiyorum. Burada bunların değillerini alıp sıfıra dönüşüyor otomatik olarak. Bu mantık anlaşıldıysa arkadaşlar, şu devrenin mantığı anlaşıldıysa bir kodlarımıza bakalım. Bu kodlar nasıl? Önce bir yani ilk satırı, sonra ilk sütunu yakıyor. Tamam. Timer sıfırı kullanarak yapıyor bunu. Kesme üreterek yapıyor bunu. Gelin bu süreç nasıl oluyor? Bir kodlardan bir görelim. Şimdi gençler,
şeyleri çalıştırdınız. Gerekli şablonları çalıştırdınız. Şimdi 3 tane ben değişken tanımlamışım. Birincisi arkadaşlar, timer'ın içine bir değer yükleyeceğim, değil mi? Yani bir şey yükleyeceğim. Başlangıç değeri yükleyeceğim. Bunu doğrudan timer'a da yükleyebilirsiniz. Problem değil. Fakat hani kodlamada hangi sayı yüklüyoruz diye belli olsun diye bir değişkene tutmuşum ben bunları. Tamam mı arkadaşlar? Timer 0'a değeri yüklediniz. Tamam. Yani şey yükleneceğiz değer bu değişkene attınız. Dedim ya bu timer'ı da kaç kez çalıştıracaksınız? Timer kesmesinin 1 bölü 16 preskalarda kaç yapmışsınız arkadaşlar? 250 yapmışsınız. Şey, 4000 saniye yapmışsınız. Bunu 250 kez çalıştırmanız lazım. İşte o 250'yi nasıl sayacaksınız? Yine bir değişken oluşturmuşuz. O değişkene kullanacağız. Yani buna 250 değer atacağız ve 250 kez timer'ın kesme üretmesini bekleyeceğiz. Bir tane o bizim display'i yakarken, dot matris display'i yakarken hani yatay mı, dikey mi o durumunu belirlemek için ayrı bir değişken kullanmışım. İşte bir ise yatay, iki ise dikey olsun diye. Şimdi diyelim ki kesme geldi. Aşağıya gitmeyelim. Şu anda kesme kodlarına bakalım. Bakın nerede kesme kodları? 0.4'ten başlıyor. Bakın 0.4 kodu red phi komutuna kadar şöyle söyleyelim. Çok geldik. Red phi komutuna kadar bizim kesme uzayımız burası. Ne yapacaksanız kodları burada yapacaksınız. Bakalım bir kesme olduğunda 0.0.4'e geldi. Bakın ben demiştim geçen derslerde burayı sona göreceğiz demiştim. İşte burayı sona göreceğimiz yer. Şurada dikkat edin. Vitem, status temp ve pislet temp var. 3 tane register tanımlamışım. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Vitem, status temp, pislet. Tahmin edeceğiniz üzere bunlar Omega'nın, statüsün ve pisletin yedeklerini alacak. Ama niye bunları 20 küsürden başlatmamışım da 7E, 7F, 7D'den başlatmışım? Bunların ne olduğunu söyleyecek var mı? Bu 7D, 7E, 7F adresten RAM bellekte. Hatırlayan var mı? Hatırlatayım. Shadow alan değil mi? Var mı cevap? Evet, Shadow. Shadow alan neydi arkadaşlar? Shadow alana bir şey attığınız zaman tüm diğer RAM alanlarında da bunlara ulaşılabilirdi. Değil mi? Kopya alanlar. Hani intcon hangi sayfa, hangi page'de kesme geleceğini bilmediğiniz için herhangi bir yerde kesme gelirse otomatik olarak oradaki değerlere omega'yı statüsü 7 yazacaksınız ya öyle bir yere alın ki tüm banklerde, hangi bankta olursanız olsun ulaşabilirsiniz bu değişkenlere. O yüzden bunları nerede tanımladık arkadaşlar? Shadow alanda tanımladık. Şimdi gelelim nasıl yedekler alınıyor. Bak, ok 0.4'e geldik. Henüz hiçbir şey yapmıyoruz. Önce bakın ne yapmışım? Omega'yı register'a taşı. Hangi register'a? Omega temp register'ına. Omega'nın yedeğini aldık. Güzel. Status'un yedeğini alacağız. Status'a doğrudan ulaşamayız. Önce status'u Omega'ya atalım. Değil mi? Omega'yı getirip status temp'e atalım. Değil mi? Omega'yı. Böylece statüsüne yedeğini aldık. Güzel. Sıra geldi pisiletin yeteğine. Önce onu omega'ya aldık. Omega'ya da getirdik pisilet temp'e. Çok güzel. Şimdi artık bizim yedeklerimiz alındı. Tamam. Şimdi artık ne yapacağız? En önemli aşamaya geldik. Şimdiki kuralı söylüyorum ve bundan sonra da asla unutmuyorsunuz. Herkes dikkatli dinliyor. Size hangi interrupt'ın flag'ı yanmış ise o kesme için gelmişseniz ki görüldüğü üzere o kesme için geldik. Mutlaka o bir olan flag'ı tekrar sıfırlayacaksınız. Tamam, bu fare kapanının yeniden kurmaya benziyor. Fareyi yakaladı. Tekrardan ne yapıyorsunuz? Eskiler bile tabii sizler bilmezsiniz de köy çocuğu olmadığınız için. Tekrardan o fare kapanını tekrardan fare yakılacak duruma getirmeniz gerekiyor. İşte o flag'ı intcon register timer flag'ını az önce bize kesme üreten flag'ı tekrardan sıfır yapıyoruz ki bir sonraki kesmeye de tekrar fark edelim. Eğer burayı bir yaparsanız tekrar yeniden kesme olmuş gibi tekrardan buraya gelir ve kilitlenir sistem. Buraya dikkat edin. O yüzden neyin kesmesi gelmişse onun flag'ını önce ne yapacaksınız? Intcon register ilgili yerden sıfırlayacaksınız. Mesela bizim timer 0'ın flag'ı neredeydi? Intcon register'ındaydı, değil mi? Bakın onu ne yapmışız? Sıfırlamışız. Ki tekrardan kaldığımız yere geri dönebilirim. Güzel. Şimdi arkadaşlar, timer 0 bir kesme üretti. Değil mi? Kaçtan başlamıştı saymaya?
Bizim örneğimizde 6'dan başlatmışlar 250'ye ulaşması için. Saydı, kesmeyi üretti. Az sonra geri gidecek. Kaçtan sayacak? Tekrardan timer sıfıra ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Değer yüklemeniz gerekiyor, değil mi? 6 değerini tekrardan yüklemeniz gerekiyor. Bakın ne yapmışız? 6 değerini tekrardan ne yap? Timer sıfıra yükle. Geri dönerken henüz daha kesme kodlarını yazmamışız ha. Yani bunlar ön ayarlar. En çok unutulan, dikkatten geçen de bunlar. Yani geriye dönüyor. Timer'a doğru değer yüklemeyi unuttuğu için, güncellemeyi unuttuğu için timer bu sefer sıfırdan saymaya başlıyor. Ve zaman farkı meydana geliyor. Timer kesmesi olduğu zaman tekrardan bir sonradan tekrardan çalışması için tekrardan 6 yükledik. Tamam. Bunlar ön ayarlarımız bizim. Şuraya kadar hiçbir şey yapmadık. Aslında yedek aldık ve önemli güncelleştirmemizi yaptık. Bakın sonra ne yapmışım? Kaç kez değerini 250 yüklemiştim hatırlarsanız. Bir azalt dedim. Tamam, timer saydı. 4 milisaniyede bir kesme üretecek. Geldi buraya ama ben 4 milisaniyede iş yapmak istemiyorum. Bu 4 milisaniye 250 sefer meydana gelecek. O yüzden kaç kez bir azalttım. Sıfır oldu mu? Olmadı. O zaman go to çık. Çık nerede? Şurada. Bakın çıkarken şurayı atladım. Çıkarken ne yaptım? Tekrardan global arkadaşlar kesmeye giderken global bayrak kapatılı pik tarafından. Kesmeden geri giderken tekrar global interfeysi aktif ettim. Tamam. Böylece tekrardan kesmelerim çalışır halde. Onları dinler haldeyim. Güzel. Bu olay 250 sefer gerçekleşti. 250. de gerçekleştiği zaman 4 milisaniye 250 sefer gerçekleşti. Yani 1 saniye doldu. O zaman ne yapacak? Kaç kez sıfır ulaşacağı için ne yapacak? Bir sonraki komutu sıçrayacak. Bir saniye doldu alt programı çağır. İşte sizin kesme alt programınız burada çalışıyor. Neymiş o? Neymiş o? Şunu yapıyor. Geliyor işte hangi yatay şey hangi dikey ise port B'ye ve port C'ye neleri hangi sütunları hangi satırlar yakacaksa o değerleri yüklüyor. Port B'ye port C'ye yükleyip çalıştırıyor. Burada şu eğer dikey yatay çalışıyorsa bir sonraki sefer dikey çalışsın diye yatay dikey değişkenini 2 yüklemiş. Eğer ki dikey çalışıyorsa bir sonraki sefer yatay çalışması için 1 yüklemiştir. Şuradaki şu satır bu anlama geliyor. Şuradaki satırlar ise sizin hangi satırda hangi ledleri yapmanız için portları ayarlıyor. Yapılan işlem bu. Yani burada bizim kesmeyle bir alakamız yok. Kesme olduğunda ne yapması gerekiyorsa o kodları yazıyoruz. Bunun en güzel yöntemi yine bir alt program çağırmaktır. Yani kesme içerisinde bir alt program çağırmak. Kodlarınızı derli toplu yapar. Ondan sonra bu bir işlem bittikten sonra tekrardan global bayrağı aktif ediyoruz. Değerleri geri yüklüyoruz. Ama bakın az önce şey yaptığımız değerleri yedeğini aldığımız değerleri geri yüklüyoruz. Buraya dikkat şimdi. Omega'yı al değil mi arkadaşlar? PC latch temp'i PC lat'i yükleyeceğiz. Omega'yı at. Omega'yı da getir PC lat'e yükle. Güzel. Pisilet'in yedeğini aldığımız Pisilet'in değerini yükledik. Güzel. Statüsü Omega'ya at ve bu Omega'yı da getir statüse yükle. Çok güzel. Statüsüne yedeğini aldık. Allah Allah. Burada move falan yok. Temp'in biz Omega'yı son alacağımız geri yükleyeceğimiz değer temp şey Omega değeri. Omega değeri için niye direkt move ile almamışız ki? Niye swap komutu kullanılmış? Bunun sebebini biraz konuşalım gençler. Bakın az önce dedim ki siz status register'ının değerini yüklediniz değil mi? PC let'i yüklediniz. Hangi page'de olduğunuzu. Bir de status yüklediniz. Arkadaşlar statusta bir zero biti vardı hatırlıyor musunuz? Carry biti, zero biti gibi önemli bitler vardı. Bir yerde herhangi bir yerde bir sıfır işlem meydana geldiğinde ne oluyordu arkadaşlar? Bu z biti bir oluyordu. Diyelim ki sizin zero bitiniz sıfır mesela. Omega'nızda da sıfır değeri var. Omega temp'inizde de önceden omega temp'inizde diyelim sıfır değeri var. Getirip bunu omega temp değeri yani o yedeğini aldığınız değeri getirip omega'yı yüklerseniz sıfır yüklediniz. Yani bir sıfırlama işlemi oldu. O zaman bu statüsün zero işlemi ne olacak arkadaşlar? Bir olacak. Aslında bu bir sizin kalmış olduğunuz durumu ifade etmiyor. Yedekleri geri yüklerken meydana geldi. Bu istenmeyen bir şey. Çünkü var olan gitmeden önceki statüsün durumu değişti yedekleri geri yüklerken. Bu doğru bir yükleme değil. O zaman peki nasıl yapacağız? Burada bir hinlik yapılıyor arkadaşlar. Swap F komutunu hatırlayınız. Neydi? 8 bitlik. 8 bitlik.
bir ifadede alt 4 bit ile üst 4 biti ne yapıyordu arkadaşlar? Yer değiştiriyordu. Ve swapF'in en önemli özelliği neydi arkadaşlar? Zero bitini etkilemiyordu. Şimdi buraya dikkat edin. Swapf herhangi bir register bölü F yaptığınızda ne oluyordu? Yer değiştirip yine kendi üzerine yazıyordu. Omega yaptığında ne oluyordu? Yer değiştirip omega'ya yazıyordu. Şimdi buraya dikkat. Diyelim ki vtemp'de şöyle bir veriniz var. Şöyle bir veriniz. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 gibi bir veriniz var. Bak şimdi bunu omega'ya atacağız. Bunu dediğimiz gibi movef ile kullanamıyorsunuz. Bilemiyorsunuz çünkü burada ne olduğunu bilemiyorsunuz. Ama swapf ile nasıl atıyorsunuz? Bak iyi izleyin. Şimdi önce bir swap komutu kullanıyorum. Swap f omega temp bölü f dedim. F derken ne oldu arkadaşlar? Şurası 1 1 1 1, şurası 0 0 0 0 oldu. Ve veri yine ne üzerine yazıldı? Vtemp üzerine yazıldı. Güzel. Şimdi siz direkt swap f şuraya omega derseniz omega bu veri şu veri omega'ya gelir. İyi de bizim yedek aldığımız veri bu değil ki. Eğer böyle atarsanız. Değil mi? Bizim aldığımız veri 1 1 1 0 0. Siz tam tersini aldınız. Peki nasıl yapacağız? Bunu omega yapamazsanız bakın burada bir hinlik var. Omega yapmıyor. Önce kendi üzerine bir ters alıyor. Sonra bir swapf daha kullanıyor. Bak şimdi burayı izleyin. Swapf vtemp çok iğrenç oldu yine. Swapf vtemp bu sefer omega yaptım. Bakın ne oldu? Az önce ters alınma işlemi bir daha ters alındı. Fakat bu sefer nereye yazıldı? Omega 1 1 1 1 0 0 0 0. Görüldüğü üzere vtemp değerinde 0'yu etkilemeden ne yaptınız? Yedeğini yüklediniz. Bu bir de bir assembly tekniği arkadaşlar. Status bitini değiştirmeden kullanırız. Yani tabii ki bundan sonra bu kod yani artık standart bir kod, şablon kod olduğu için değiştirmeyeceksiniz burayı. Ama buradaki iki tane swap niye kullanılmış bilmeniz lazım. Bakarsanız bu hinlikle alakalı bir soru da ben sordum mesela. Belli mi olur? Neyse. O zaman en baştan bir daha başlayalım. Değişkenlerimizi tanımladık. Shadow'daki değişkenlerimizi tanımladık. Org sıfıra geldik. Başlaya gittik. Başlaya geliyoruz. Başladık. Şurada başladık. Öncelikle yatay çalışmak istiyorum. Yani yatay ledleri göstermek için. Yatay dikey değişken onu yükledim. Doğal olarak 250 kez timer'ı çalıştıracağım. Kaç kez de 250 değerini yükledim. Bunda da problem yok. Önce ne yapıyorum başlar başlamaz? Gidip timer 0'ımı ayarlayacağım. Ondan sonra kesmemi ayarlayacağım. Önce timer 0'a gidelim. Timer 0 ayarlaya gidelim. Timer 0 ayarla. Önce ne yapıyorum? Preskalar değerini ayarlıyorum. Option register'ına geç. Option register bank 1'de bulunur. Bu tüm register şeyde ne yaptım? Şu gördüğünüz sadece 3 bit ile ilgileniyorum. Ne yaptım? Preskalar değerine yükledim. Tamam. Ve bunu da tabi önce omega yükledim. Ondan sonra option register'ına yükledim. Güzel. Ondan sonra da timer 0'a kaçtan başlaması gerekiyorsa o değeri başlattım. 6 değerini başlattım. Yukarıdaki değişkenini de kullanabilirsiniz. Yani ara işlem olarak işlemi uzatmak istiyorsanız. Burada doğrudan timer 0 değişkenini attık. Tamam. Böylece ve return'a ne yaptık? Timer'ımızı ayarladık. Timer'da sadece preskalar değerini ve ne yaptık? Timer'a yüklenen değeri yükledik. Şimdi timer'ı aktif hale getireceğiz. Kesme ayarlayı çağırmıştık hazırlarsanız. Timer 0'ın enable bitini aktif et. Ki bu intcon register'ında. Aynı şekilde intcon register'ına tüm kesmeler aktif et. Topu topu iki satır. Kesmeyi de ayarladık. Artık bizim timer'ımız çalışmaya başladı. Tabii gelip portları çıkış yapacaksınız. Portları baştan temizlediniz. Bir şey görülmesin diye. Bakın ondan sonra ne yapmış? Sonsuz döngüye girmiş. Normalde sonsuz döngüden çıkabilir mi? Çıkamaz değil mi? Sonsuz döngüden çıkartan nedir arkadaşlar burada? Interrupt'tır. Çünkü otomatik meydana geliyor. Her 4 milisaniyede bir timer her bayrağı devirdiğinde, her flag bayrağını bir yaptığında hemen kesmeye geliyor. Hemen kesmeye geliyor. Yedeklerini alıyor. Burada biz biliyoruz bir tane timer, bir tane kesme var. Sadece timer 0 kesmesi olduğu için
Bir daha kontrol etmemize gerek yok. Kesmenlerden geldiğini biliyoruz. O yüzden int con register'ını tekrardan sıfırladım. Timer'ıma tekrardan 6 değer yükledim bir sonraki çalışması için. Kontrol ettim 250 sefer meydana gelmişim bir saniye için. Gelmişse display'leri yak, gelmemişse tekrardan geriye dön. Olay mantık bundan ibaret. Biliyorum biraz uzun oldu. Belki birazcık kafa karıştırıcı oldu. Sıcağı sıcağına gençler, 1-2 gün içerisinde mutlaka bu örneği yapıyorsunuz. Tamam mı? Size verilen ödevle uğraşıyorsunuz. Sorusu olan var mı gençler? Anlaşılmayan bir şey. 1,5 saat olmuş. Gençler burada mısınız? Yattınız mı? Alo. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ödevlerinizi yapıyorsunuz. Kodlar orada zaten. Videolar, örnek videolar, diğer derslerin videolarını falan da yükledim. Tamam. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.